Merhabalar gençliğin gözyaşları. Şimdi üçgende alanın 3 numaralı testiyle devam ediyoruz. Sorularımızı çözmeye arkadaşlar. Hemen ayarlıyorum ben ve ilk sorumuzu koyduk. Başlıyoruz. Bakalım ne diyor ilk sorumuz. Diyor ki AD eşittir DC. Onu gördük zaten. Bir de BE, BC muhabbetimiz var. Hemen BE'ye 1K dediğinizde BC'nin ne olması lazımmış? 3K olması lazımmış BC'nin. Demek ki şuraya da 2K kaldı diyor. Alan BDE'yi 4 vermiş. Güzel bir alan dağılımı sorusu oldu arkadaşlarım bu. Hemen diyorsun ki K'ya 4 düştüyse 2K'ya ne düşmek zorunda? 8. Şimdi şu eşit kenarları kıyaslayalım dostlarım. Şu eşit kenara toplamda ne düşmüş? 12. O zaman bu eşit kenara da toplamda 12 düşecek. Ve tüm alan toplam ne çıktı? 12, 12 daha 24 geldi dedik. Ve biz de geçtik 2 numaralı sorumuza. Evet, 30 dereceyi görüyorum. Şurada da bir 90 derece gördüm. O halde burası da 60 derece olur. Ve bakın bu bir ikiz kenarmış. Tepesi 60 olan bir ikiz kenar. O halde şunlar da 60, 60 diye dağılır. Hatta şuraya 30 kalır. Bu bir eşkenar üçgen oldu. Demek ki burası 4 ise... Bu da 4 ikizkenar üçgenden. 4 ise bu da 4, bu da 4'tür dedim. Benden alan ABD'yi istiyor. Şimdi ABD'nin alanını birkaç farklı yolla bulabiliriz. Mesela ilk aklıma gelen şuradaki açı 120 derecedir. Sinüs alan teoreminden bulabiliriz dostlarım. Hemen bulalım. 1 bölü 2 çarpı kenarların çarpımı 4 ile 4'ün çarpımı 4 çarpı 4 çarpı aradaki açının sinüsü. Sinüs 120. O da kök 3 bölü 2 yaptı. Hemen bunları düzenledik. 2 ile 2'nin çarpımı 4. 4 kök 3 çıktı. İkinci sorumun cevabı Bursa'dan geldi dostlar. Ben de geçtim 3 numaraya. Bakalım ne görüyoruz. AC'yi 12 vermiş bize 3 numarada. AC 12'ymiş. Şöyle odaklanmasını bir daha ayarladım. AC'yi 12 vermiş dostlarım. Tamam. 8 ile 6'yı vermiş. DH'ı soruyor. Bakın DH dediğiniz şey yükseklik. Ne demiştik konuyu anlatırken veya bir önceki testimizde? Yükseklik bulacaksan en güzel alandan bulursun. Bu neyin hangi üçgenin yüksekliği? Şurayı çizdiğimde şu üçgenin arkadaşlarım yüksekliğidir x. O yüzden ben bu üçgenin alanını bulup X'i de oradan bulacağım. Şimdi üçgenin alanını iki farklı yolla yazıyorum. Bakın 6 tabanını alırsam yüksekliği 8 olur. Yani 6 çarpı 8 bölü 2 bu üçgenin alanı. Aynı zamanda X çarpı 12 bölü 2 de bu üçgenin alanı. X çarpı 12 bölü 2 de bu üçgenin alanıdır. Hemen şöyle bir sadeleştirme yaptım. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3... 3'e böldüm, 3'e böldüm 2. 2 çarpı 2'den 4. Burada da x kaldı. X'in 4 olduğunu bulduk dostlar. 4 numaralı sorudayız. Okuyoruz hemen sorumuzu. Diyor ki ABC bir üçgen. Diklikler var. 5 var. 9, 12 var. 9, 12, 15 üçgeni olduğunu gördüm hemen buranın. Verilenlere göre ADE kaç santimetre karedir diye bir şey sormuş. Pembe üçgenin alanını istiyor. Ben nerenin alanını bulabiliyorum? Tüm üçgenin alanını bulabiliyorum. Hemen bulayım. 9 çarpı 12'dir. Dik üçgenin alanı neydi? Dik olan kenarlarını çarp 2'ye böl. Şunlar sadeleşirse 54 kalır tüm alan. Şimdi diyeceksin ki 15'lik tabana 54 düştü. O halde 5'lik tabana ne düşer? Dostlar, tabanlar aynı çizgi üstündeyken tepe noktaları aynı olan üçgenlerin alanlarını kıyaslayabiliyorsunuz. Bakın pembe üçgenin de tabanı DE, diğer büyük üçgenin tabanı BC. Bunlar aynı çizgi üstünde. Tepe noktası ikisinin de A, alanlarını çok rahat oranlayabiliyorum. Diyorum ki 15'lik kenara tüm alan 54 düştüyse 5'lik kenara ne düşer diye soruyorum. Doğru orantı da yapabilirsin ya da hocam burası 3'e böldüyse bu da 3'e bölecek. 54'ü 3'e böldüğümde 18 geldi diyebilirsin.
Evet, 5 numaralı sorudayız. Bir açıortay görüyorum arkadaşlarım. Bir de diklik görüyorum. Bakalım neler yapacağız. İkizkenar üçgen var. Hemen şu açı ile şu açının eşit olduğunu, hatta bakın A desek A. 3A 90'a eşit, demek ki A 30. Yani bunların her biri 30'ar dereceymiş dostlar. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6'dır. Hatta şurada da bir 60 derecemiz var. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısını köküçe bölerek bulursunuz. 6'yı köküçe bölersen de 2 köküç çıkar. Benden de sarı bölgenin alanını istiyor. O halde dik kenarlarını çarpıp 2'ye bölmem yeterli olacak. Cevabım da Adana'dan gelecek dostlar. 6 numaradayız arkadaşlarım. Hemen bakalım. X var, 3 var. BC'yi 12 vermiş. Bakın buna benzer bir soru çözdük dostlar aslında biz. AB'yi 9 vermiş. Şöyle 9 diyelim. Şimdi dörtgen görünce hemen köşegenini çizin demiştim. Çizdim. Dostum şu üstteki pardon, bir de öğrenmesini konuşabilsem. Üstteki üçgenin alanıyla şu alttaki üçgenin alanı birbirine eşit. Neden öğretmenim? Çünkü tabanları aynı. Bakın ikisi de birbirine eşit tabanlar. Demek ki bu bir kenarortay. Alanı ikiye bölecek. O zaman buradaki alan, yani x çarpı 9 bölü 2 eşit olacak bu alttaki alana. 3 çarpı 12 bölü 2'ye. 3 çarpı 12 bölü 2'ye eşittir. Şunları sadeleştirdim. 9x eşittir. 3 çarpı 12 36 yaptı. 9'a bölersem her iki tarafı x eşittir 4 geldi diyebiliriz. Evet. İlk 6 sorumuzu gömdük. Hemen 7. sorumla devam ediyorum. Test 3'ün 7. sorusu dostum. Yine bir açıortay görüyorum soruda. Evet, şimdi açıortay varsa kollarının oranı ayakların oranına eşit. Kollar 8'e 12 oranında, hatta 4'e bölerek yazayım. 4'e bölersem 2, 4'e bölersem 3K olur burası. 2K'ya 3K. Başka? AEC'nin alanını 12 vermiş. Şuraya hemen 12'dir alanı diyelim. Ve bakın tabanları aynı çizgi üstünde, tepe noktaları A, kıyaslıyorum. 3K'ya 12 düştü. Yani 4 katı. 2K'ya ne düşer? 8. Bunu da yazdık. Tüm alanı da 30 vermiş. Şimdi şurası 20. O halde buraya ne kaldı? 10. Peki dostum, 8'lik kenara 20 düştüyse 10'luk alan kaça düşer? Bakın alan yarıya düştüyse kenar da yarıya düşecek. 4'e düşer. Demek ki x 4 birim olacak diyeceğiz. 8 numaradayım. 2 tane açıortay görüyorum burada da arkadaşlarım. Açıortay, açıortay, o halde mecbur bu da bir açıortaydır diyorum. 6, 8, 10 üçgenini gördüm dostum burada. Bir de şu özelliği hatırlayacaksınız arkadaşlar. Açıortay alanla alakalı bir özelliği var. Diyor ki 3 açıortayda iç teğet çemberin merkezi noktasında kesişti. Bu durumda alanlar şöyle dağılır. Her bir üçgenin alanı, bakın 3 tane üçgen var. Gördüğü kenarla doğru orantılıdır. 6'yı görüyor ya, 6A'dır bunun alanı. 8'i gören 8A'dır. 10'u gören 10A'dır arkadaşlar. Her biri bu şekilde dağılır diyor. Peki biz tüm alanı bulabilir miyiz? Evet, dik üçgenin alanı neydi? Dik kenarları çarp 2'ye böl. Hemen bunu da düzenleyelim. 2 ile sadeleştirelim. 4, 6 kere 4, 24 çıktı. Peki tüm alan kaç A diye bulduk biz? 18, 6 daha 24 A'yı 24 bulduk. Demek ki A 1. 8 A'yı soruyor. 8. sorumun cevabı da Bursa'dan geldi. Evet, 9 numaradayız. Bakın ne görüyorum? K noktasının ağırlık merkezi olduğunu. Nereden gördün öğretmenim? Çünkü bu da kenarortay. Bu da kenarortay. İki kenarortayın kesiştiği nokta ağırlık merkezidir dedik. Ve bu bir dik üçgen, 6, 8, 10 dik üçgenidir. Buralar 4, 4 oldu. Şimdi bundan sonra seçeneğim çok arkadaşım. Mesela şu dik üçgenin alanını bulurum. A, B, E'yi ve buradaki 1'e 2 oranından da alanlara yazarım bunu dostlar. Ya da şöyle yapabilirsin. Tüm dik üçgenin alanını bulalım. 6 çarpı 8 bölü 2'den ne gelir bu? 48 bölü 2'den 24. Şimdi kenarortayların şöyle bir özelliği var. 3 kenarortayda çizildiğinde 6 tane üçgen çıkar karşına. 6'sının da alanı birbirine eşittir. Yani 6A'yı biz az önce ne bulduk? 24. Demek ki A ne çıkacak? 4.
Bana kaç A'yı soruyor? 2 A'yı soruyor. Cevabım da Ceyhan'dan geldi dostlar. Evet, yeni nesil bir soru tarzımız. Kesme biçme sorusu, bir okuyalım. 12-12 var arkadaşlarım. 12-12. Bakın burada da kenar orta indirmiş. Burayı 12 kök 2 yapar toplamı hepsi. 6 kök 2, 6 kök 2 diye bölecek. Tüm alanı bulalım hemen arkadaşlarım. 12 çarpı 12, 144 bölü 2'den 72'dir. O halde burası 36. Burası da 36 gelecek. Alanları da bulduk. Ne diyor şimdi, bir okuyalım. Dik üçgen kağıt B'lerde katlanıyor. Ardından şekilde F kesilip parça açılıyor. Son olarak elde edilen kağıt açıldığında oluşan şeklin alanını soruyor bize. Şimdi bakın, şu soldaki üçgeni getirip bunun üstüne katlamış. Yani bu üçgen aslında şu anda iki katlı bir üçgen. Ve alanı da 36 şu üçgenin. Peki şurayı çizdiğimde ben, şu 8, 12 idi ya toplam, şuraya 4 kaldı. Bakın 4 ile 8'in üçgenlerini kıyaslayalım. Düz çizgi üstündeler, tepesi denizli. 1'e 2 oranı var. Demek ki şurası 12 birim olacak. Şurası da 24 birimlik bir alana sahip olacak. 12'ye 24. Kenarları 1'e 2 katı ya. Alan da 12'ye 2 katı olacak. 24. Toplam 36 olsun. Hatta şu 24 de bakın 2'ye bölünmüş kenar ortay yardımıyla. 12, 12 diye de böldüm. Dostum, şimdi şurayı kesip attık biz. Yani bir 12'yi kesip attık ama şunu zannetmeyin. Aslında bakın biz ne yaptık? Şuradaki bir 12'yi kestik, bir de şuradaki 12'yi kestik. Bunlar katlanınca üst üste geliyor. Aslında 24 birimlik bir parçayı çıkarttık dostlar. 24 birim eksildi. Nereden? Tüm alandan. Tüm alan neydi? 72 idi. 24'ü çıktı. Geriye kaldı Edirne dedik dostlar. 48 kaldı. Çift katlı bir bölgedir burası arkadaşlar. Üst üste iki kağıt gelmiştir. Bir tanesinin alanı 12 ise iki tanesi 24 yaptı. Peki 11 numaralı sorudayım arkadaşlar. Bir okuyalım. Ön yüzü sarı, arka yüzü yeşil renkli olan ABC üçgeni biçimindeki kağıt gösterilmiştir. BC'yi 10 birim vermiş. Hemen onu burada da göstereyim ben. CD'yi 8 birim vermiş. Şurası 8 birim. Onu da göstereyim şurada. Başka diyor ki BD doğrusu boyunca katlanıp A noktası A üssü noktasına geliyor. Onu burada şekil üstünde gösterelim. Hemen burası AD DA üssü oluyormuş. Şurası 90 dereceymiş. Şu kenar şu kenara eşit. Burası da açıortay oluyormuş dostlar. Peki bakın burada ne var? 8 var, 10 var. Demek ki 6, 8, 10 üçgenidir. Buraya da 6'yı yazalım. Bize neyi soruyor? A üssü BC üçgeninin alanı 15'miş. Şurası da 15'tir diyor. Buna göre AD x diyelim. Şuraya da x diyelim. Şuraya da 8 eksi x'i yazalım arkadaşlarım. AD yani x nedir diye bir soru sormuş. Peki sarı bölgenin alanını yani 15'i ben nasıl bulurum normalde? Dostum şunu taban seçersen, şu taban olsaydı. Aslında buna bile gerek yokmuş da neyse, başladık bir kere. Şurası da 6 yüksekliği olacaktı. 6 çarpı taban bölü 2'dir bu üçgenin alanı. Hemen şununla şunu sadeleştirdim. 3. 3 tane taban eşittir 15 ise 5 eşittir taban geldi. Yani 8 eksi x'i ben 5 buldum. O halde x 3 çıktı diyebilirim. Dedik de hatta. Başka birçok yolu daha var arkadaşlarım. Ben ilk bunu gördüğüm için bunu başladım. Geçirdim gittim. Evet, test 3'ü gömdük. Sıra geldi test 4'e. Hemen ilk sorusuna bakalım. ABC üçgeninde DE paraleldir BC'ye demiş. 3'ü vermiş, 4'ü 5'i. Alan DEF'yi de 4 olarak vermiş bize. Buna göre tüm şeklin alanı nedir diye de bir soru soruyor. Önce bir benzerlik yapalım arkadaşlar. Şuradaki 3'ün 9'a oranını görün dostlar. 3 bölü 9. Yani 1 bölü 3'tür benzerlik oranı. O zaman küçük üstteki üçgenin bir kenarına k dersen, büyük üçgenin soldaki kenarı 3k. Yani buraya da 2k kaldı. Ya da bu tarafa geldim. M'ye 2m şeklinde oranını yazdım arkadaşlar. Şimdi alan kaydırma diye bir muhabbetimiz vardı dostlar bizim, hatırlayacaksınız şimdi. Alan kaydırma şu: paralel iki tane taban arasındaki bir üçgenin, işte gördüğünüz mavi üçgen, tepe noktasını yani Fransa'yı alıp istediğiniz yere kaydırın. Mesela ben Bursa'ya getiriyorum. Peki Bursa'ya geldiğinde yeni üçgen nasıl olur? Şöyle bir şey olur. Bak, tabanı sabit
Ama tepe noktasını aldım, buraya getirdim. Üçgenin alanı değişmiyordu. Yani burası da kesinlikle dörtlük bir alana sahip. Peki 2K'ya 4 düştü. K'ya ne düşer bu durumda? Yarısı, yani 2. Peki M ile 2M'yi kıyaslayalım. M'ye ne düşmüş oldu? Tepe noktası B'ye kadar görün arkadaşlar. Şuraya kadar 6 düştü. 2M'ye ne düşecek? 12 düşecek. 12, 6 daha 18 gelecek tüm şeklin alanı. Alan kaydırma dediğimiz yöntem. Eğer aklınızdan çıktıysa hemen konu anlatım videolarıma bakın. Oradan görün alan kaydırmayı. Evet, geldik buna. Diyor ki alan ABE nedir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi şöyle bir pratik yöntemim vardı benim arkadaşlar, hatırlayacaksınız. Diyeceksiniz ki, diyoruz ki eğer soruda paralellik var ve alan soruyorsa verilen 2 değeri çarp 2'ye böl. Yani 6 ile 8'i çarp 48, 2'ye böl 24'tür bu sorunun cevabı. Pratik olarak böyle. Ama normal çözümü nasıl öğretmenim? Alan kaydırma yapacağım arkadaşlar. Bakın şimdi yine şununla. Şunları biraz uzun uzun çiziyorum. Şu bizim paralel iki doğrumuzmuş dostlar. Bu iki kerata paralelmiş. Hemen ne diyorum? Tabanı BE. Tepe noktası A. Getirin bu A'yı buraya koyalım. A artık şuraya geldi. Üçgenin alanı değişmedi değil mi? Artık bana bu kırmızı üçgenin alanını soruyor arkadaşlarım. Sorulan alan bu kırmızı üçgenin alanı oldu. Peki kırmızı üçgenin alanını nasıl bulacağız biz dostlarım? Tabanı 6, yüksekliği 8 oldu bakın. Demek ki 6 çarpı 8 bölü 2'den de, yani 24'ü böyle de alan kaydırmayla da buluyormuşuz. Evet, 3 numaralı sorudayım dostlarım. Açıortay ve diklik görüyorum. Fışkırtma teoremi yapabilir miyim diye düşüneceğim şimdi bu soruda. Ama açıortayın öldüğü yer farklı olduğu için bu soruda yapamıyormuşuz. Şöyle yapalım. Açıortayın kolları var. 5'e 15. Demek ki 1'e 3. Ayaklar da 1K'ya 3K. Hatta alan da A'ya 3A olacak şekilde dağıttım. 1'e 3. Alan da 1'e 3. Şurada 9, 12, 15 var. 12'yi de bulduk. Artık bize ne soruyor? E, D, C. 3A'yı soruyor. Asla böyle sorulan direkt yeri bulamazsınız dostlar. Böyle A, 3A, 5A'lı sorularda. Tamamını bulursunuz. Ben şimdi 4A'yı bulacağım. Bak şu üçgenin tabanı 5. Bu tabana C'den bir yükseklik inecek. C köşesinden. C'den inen yükseklik tabanın uzantısına inmiş. 12'ymiş arkadaşlarım. 5 çarpı 12 bölü 2 eşittir 4A'dır diyorum. 4A'yı buluyorum hemen. Şunları sadeleştirelim. Burada 6 kalsın. 30 eşittir 4A. 30 bölü 4 eşittir A geldi. Yani 15 bölü 2'ymiş A dediğimiz şey. Bana neyi soruyor? 3A'yı. Çarp bunu 3 ile. 45 bölü 2 olur 3A. 45 bölü 2'dir aradığım sorunun cevabı. Bursa'dan geldi 22,5. Evet, 4 numaralı soruda bakalım ne diyor? İkizkenar mı bu acaba? Evet, ikizkenar üçgenmiş. AB ile AC eşitmiş dostlarım. Hemen ikizkenar üçgenin özelliğini hatırlayın. Tabanın üstündeki bir noktadan ikizkenarlara çizilen bu iki dikliğin toplamı neye eşitti? Yani 4 ile 2'nin toplamı tabandan çizdiğim eşit açıdan çizdiğim yüksekliğe eşitti. Demek ki burası 6. E bak, 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12. Bu da 12. Tüm şeklin alanını soruyor. Tabanı 12. Yüksekliği 6 olan üçgenin alanı cevabımda Edirne'den geldi dostlar. Evet, 5 numaradayız arkadaşlarım. Bakalım ne yapacağız burada. 4'lü 4'ü görüyorum. BC'yi 16 görüyorum. BC 16. 4 ise şu beyaz üçgenin alanını buldum bile ben. 4 çarpı 16 bölü 2'den 64 bölü 2 32 yaptı. Bu neyin alanı? Beyaz üçgen. AF'yi 8 vermiş. Onu da 8 yazalım. O zaman ben bütün üçgenin alanını da buldum. O da 8 çarpı 16 bölü 2'den 64 geldi. Bütün üçgenin alanı 64. Beyazın alanı 32. 64'ten çıkarttım 32'yi. Sarıya da kaldı 32. Sarıyı mı soruyor? Evet. Okurken çözdük bile soruyu arkadaşlarım. Geldik 6 numaraya. Şimdi burada yine ne görüyorum? Açıortay ve diklik fışkırtma teoremi yapabilirim diyorum kendimce. Evet, yapalım hatta. Şimdi açıortayımızın kafası burası. Kolları çiziyorum şöyle. Bakın kollar bunlar. Vücudumuz şurası.
Bunları unuttuysanız dostlarım hemen benim konu anlatım videolarıma bakın. Ne diyordu kural? Öldüğümüz yer burası. Kafa burada, kollar. Öldüğün yerden bir bu kola diklik inmişim 8. Bir de bu kola diklik indiriyorum. Bu dikliğin de uzunluğu 8. Ve artık bu diklik benim dörtlük tabanımın yüksekliği oldu. 4 çarpı 8 bölü 2'dir. Mavi üçgenin alanı Ceyhan'dan geldi dostlar. Evet. 7. sorumuzla devam ediyorum şimdi. Diyor ki 4 var, 12 var. Şurası da 12'ymiş arkadaşlarım. 12'ymiş. Buna göre ağırlık merkeziymiş. He, o zaman tamam. Ağırlık merkezi ise yeşil üçgenin alanını soruyor. Ben şurayı çizdim. Şimdi şu üçgenin alanını bulursam yeşilin de alanını buldum diyorum ki. Çünkü ağırlık merkezinin özelliği şu. Ağırlık merkezinden çizilen şu 3 köşeye çizilen doğrular üçgenin alanını 3 eşit parçaya böler. Yani bu alan eşittir bu alana, o da eşittir bu alana. Peki hemen burayı bulsam yeşili de bulmuş oluyorum ki oranın alanı 4 çarpı 12 bölü 2'den 24 geldi. Demek ki yeşilinki de 24. 8'e geldim arkadaşlarım. Benzer iki üçgenin çevreleri oranı. Ne demiştik? Benzer üçgenlerin çevreleri oranı benzerlik oranına eşittir. Demek ki benzerlik oranları 3 bölü 2. İki üçgenin benzerlik oranının karesini alırsan da demek ki bu neyi buluyorduk? Alanların oranı. Demek ki alanların oranı 9 bölü 4. Yani üçgenlerden birinin alanı 9A ise diğerinin alanı 4A. Ve diyor ki alanları toplamı 65. Yani 13A'yı toplamlarını 65 vermiş. O halde A eşittir ne çıkar bu durumda? 5. Olduğuna göre büyük üçgenin alanı yani 9A'lık üçgenin alanı 9 çarpı 5'ten 45 geldi. 9. soruya geldim. Bakın soruda bakar bakmaz ne görüyorum? Bir kenar ikiye bölünmüş, aklıma hemen orta taban yapabileceğim geldi. Şimdi önce verilenlere bir okuyalım. EDC'nin alanı 1'miş. ABDE şuradaki dörtgenin alanı 9'muş. Tamam. 1'e 9. BC bölü DC. Neresi orası? BC bölü DC. Oranı da nedir diye bir soru soruyor bize dostlarım. Hemen şöyle yapalım. Şuradan aşağıya orta taban yapmak için dikliğimi indireyim. Dostum bak burada DE şuranın orta tabanı oldu. Hani kenarlar şuralar birbirine eşit olacaktı. Hatırlayın bunları. Ve buranın alanı 1 ise şöyle gidiyordu. Bak hemen o kuralı bir hatırlatayım. Şöyle eşit böldüyse bu yanları A 3 katı, 5 katı, 7 katı tek sayıların katı şeklinde ilerliyorduk burayı hatırlarsanız dostlarım. Şimdi burada da onu yapacağım. 1 var 3 olacak o zaman burası. Şuraya 3 kaldı. Demek ki 9'du ya şuraya da 6 kaldı. Şimdi bakın şurası 4 oldu toplam alanı. Hatta 4 diyelim buraya. Buraya ne düşecek o zaman? 4'e 4 düştüyse 6 nereye düşer? 6'ya. Burası da 6 oldu. Hatta 4 de şurada 2'ye bölünüyor. 2, 2. Şurası da 6. Şimdi bize neyi soruyordu? BC. BC toplamda kaç santim çıktı dostlarım? 10. Bölü DC. DC'de 2 çıktı. 10 bölü 2'den 5'i yapıştırdık. Ve geçtik 10 numaralı sorumuza. Bir ışık düz aynadan yansıtıldığında aynaya gelme açısının ölçüsü ile yansıma açısının ölçüsü birbirine eşittir. Evet bunu artık biliyoruz. Yani şurada bakın A noktasından çıkmış yola 30'la geldiyse 30'la gidecek. Hatta 120, 30, 30. Yine buraya bakın 30'la geldiyse 30'la gidecek. Şu aradaki açımız 150 oldu. 30, 90. Şuraya 60'la geldi. 60'la gidecek o halde. Onu da yazdık. Başka da şu anda gördüğüm bir şey yok. Tamamdır. İki devamını okuyalım. Yukarıdaki şekilde birinci aynaya gönderilen AB ışını sırasıyla 2, 3 aynanın çarpımında 30 derece çarp çurt. BH'ı 3 vermiş. BH'ı bir bulalım. Şurası 3'müş arkadaşlar. Şu kısım 3. Peki o zaman 120, 30, 30 üçgeninden bu da 3. 120'nin karşısı ne oluyordu? 3 kök 3. Bunu yazdık. Tamam. CG'yi bulalım o CG'yi. Neresi orası? CG. Heh, şurasını arkadaşlarım ne vermiş? 8 kök 3. Burası 8 kök 3. 60'ın karşısı 8 kök 3 ise 30'un karşısı 8, 90'ın karşısı da 16 olur.
Diyor ki B ile D noktaları birleştirildiğinde oluşan BCD, yani şu sarı üçgenin alanı nedir diye bir soru sormuş. Sarı üçgenin alanını arıyoruz. Dostlar sinüs alan bağıntısı yapalım hemen. 1 bölü 2 çarpı kenarları çarpı 3 kök 3 ile 16 çarpı sinüs 150. Sinüs 30'a eşit, o da 1 bölü 2. 2 ile 2'nin çarpımı 4'tür. 16 ile sadeleşirsek burada 4 kalır. 3 kere 4 12 kök 3 yapar. Sorumuzun cevabı oluşan BCD. 12 kök 3 yapması lazım ama nerede bir hata yaptık biz? 3 3 CG'yi 8 kök 3 vermiş. Birleştirme BCD. BCD sarı üçgenin alanını soruyor direkt. Evet, doğru yaptık her şeyi. 30'un karşısı 8. 60'ın karşısı 8 kök 3, 90'ın karşısı 16. Orada bir sıkıntı yok. Cevap neymiş? 10 numara Denizli diyor. 36'ymış cevap. Biz 12 kök 3 bulduk. Işıklarda bile yok. Bir daha baştan yapalım arkadaşlarım. Olmadı, ne yapacağım? En son videoyu bitirdikten sonra, bu soruları çözdükten sonra videonun sonunda bir daha bakacağım bunun çözümüne. Hemen videonun sonuna ekleyeceğim. Tamam mı dostlarım? Bir önceki testte de böyle bir şey yaptım. Videonun sonuna ekliyorum böyle hatalı bir şey yaptığımda, ki bir önceki testte yaptığım hatayı görseniz gülmekten ölürsünüz. Hadi şunu bir daha kontrol edelim. Şimdi BH3. 3 ise 120-30-30 üçgeninden 3-3, 3 kök 3. Tamam. 30 ile geldi, 30 ile gidecek. 30-30 da 60. Şurası 120. Allah'tan bulduk hatayı arkadaşlarım. 150 demişiz. 120 derece burası. Buraya da ne yazıyoruz? Sinüs 120 kök 3 bölü 2 gelecek. Şimdi oldu arkadaşlar. Kök 3 bölü 2 gelecek. 2 ile 2'nin çarpımı bunu sadeleştirdi. 4. 3 kere 4 12, kök 3 ile kök 3'ün çarpımı da 3 yapar. Evet, 36 geldi dostlar, doğru cevabı bulduk, 36. Allah'tan hatamızı hemen fark ettik. Geldik 11 numaralı soruya. Aşağıda kenar uzunlukları her bir adımda yarıya indirilen, aşağıdan yukarıya doğru dizilmiş eşkenar üçgenler ile oluşturulmuş, çevresi 62 birim olan bir şekil verilmiştir. Bu şeklin kapladığı alan. Tamam, hemen bulalım arkadaşlarım. Şimdi şunun bir kenarına K birim diyerek başlayalım. K K, şu da K olur. Demek ki bir sonraki 2K'lık kenarmış. Şuraya K diyelim. Şurası da 2K oldu. Şurası da 2K. Bir sonrakinin kenarı 4K. Hep 2 katı gidiyormuş ya. 4K burası, 4K burası. Şurası da 4K. 8K, 8K geldi. Şimdi önce şeklin çevresini bir konuşalım dostlar. Bize ne vermiş şeklin çevresini? 62 vermiş. Bakalım biz kaç K bulacağız? Şurası var bir kere çevrede. 8K. 8. Şuradan devam edeyim. 4 daha 12. 4 daha 16. 17. 18. 19. 21. 23. 23. 8 daha 23. 8 daha 31 mi yaptım? 31K eşittir bize ne verilmiş? 62. Demek ki K eşittir 2'dir dedim. Bize de şimdi tüm şeklin alanını soruyor arkadaşlarım. K 2 ise hemen şu en küçüğünün alanını bulalım. Eşkenar üçgen diye bu arkadaşlarım. Bir kenarı 2 olan eşkenar üçgen. Şöyle bir kenarı 2 birim olan eşkenar üçgenin alanı. A kare kök 3 bölü 4, yani 2'nin karesi kök 3 bölü 4'ten kök 3 gelir. Bir sonraki 2K, yani 4'tür bir kenarı. Bir sonrakinin kenarı 4. Hemen A kare 16 kök 3 bölü 4'ten 4 kök 3 geldi. Bir sonraki 4 kere 2 8'dir kenarı. 8'lik kenarı bulalım. A kare, yani 64 kök 3 bölü 4'ten 16 kök 3 geldi. Aslında benzerlik yaparak da bulabilirdim arkadaşlarım, değil mi? Benzerlik oranları 1'e 2 ise alanların oranı 1'e 4. Demek ki bununki kök 3 ise 4 katı 4 kök 3. Yine 1'e 4, 4 katı 16 kök 3. Yine 4 katı 64 kök 3 şeklinde her birinin tek tek alanını bu şekilde de bulabilirim. Peki 64, 16 daha 80, 84, 85 kök 3 yaptı. Tüm alan çıktı arkadaşlarım. Edirne'den geldi sorumuzun cevabı. Evet, 3 ve 4 numarayı gömmüş olduk böylelikle. Bir sonraki videomuzda da 5 ve 6'yı göreceğiz, gömeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.